Ağa bir şey takıldı. Bu kötü deniz kızı. Her deniz kızı okyanustaki en güzel yaratık olmak ister. Bu yüzden kaşlarımı parlak yapacağım. Kaşlarımızın ucuna kendinden yapışkanlı mavi parlak taşlar yerleştirelim. Kaşlarımızın üstüne sırayla parlak taşlar yerleştirelim. Bu kaşlar su altında bile parlayacak. Güzel deniz kızı ne yapacak? O da aksesuar olarak parlak kristaller kullanacak. Alnımızın ortasına farklı açılarda 3 parlak taş yerleştirelim. Küçük parlak taşlar kullanarak bunlardan başlayarak bir hat oluşturalım. Kaşlarımızın arasına 2 parlak taş ekleyelim. Bu yüz sanatı deniz kızımızın bir deniz kraliçesi gibi görünmesini sağladı. Bakın burada kim var? Bu bir bebek vatoz. Bize far getirmiş. Simli köpük kağıttan bir vatoz figürü keselim. Şekli beyaz köpük kağıda kopyalayalım. Katmanları birbirine sabitleyelim. Hafifçe yüzgeçlerini kıvıralım. Gümüş rengi akrilik boya kullanarak noktalı bir desen yapalım. Bir far kabının kapağını temizleyelim. Buna deniz tuzu kristalleri silikonlayalım. Üstüne dekoratif deniz kabuğu ve mercan yerleştirelim. Ve vatozu yapıştıralım. Okyanustan kötü deniz kızına mavi bir far hediye geldi. Artık çok daha derin bir göz makyajı yapabilir. Çünkü vatoz ona yardım ediyor. İyi deniz kızına da şirin bir kaplumbağa geldi. Kabuğu güneş ışığında parlıyor. Boş bir makyaj paletine gevşek far koyalım. Tuvalet ispirtosu ekleyelim ve bastıralım. Yumuşak kilden kaş, yüzgeçler ve kuyruk yapalım. Kapağa kabuk şekli verelim. Büyük bir parlak taş yapıştıralım. Kendinden yapışkanlı parlak taşlar yerleştirelim. Yüzgeçleri ve başı akrilik boyayla kaplayalım. Merhaba küçük kaplumbağa. Benim için ne getirdin? En sevdiğim renklerde far. Bu parlak kaplumbağa iyi deniz kızına bir puan kazandırdı. Olamaz. Kazanmana izin vermeyeceğim. Çabuk buradan uzaklaş. Ne güzel bir gün. Ah, denizin yine bana bir hediyesi var. Burada ne var? Sevimli bir mercan. Yüz pudrası kabına bir deniz kabuğu şekli çıkaralım. Kürdanla şekli oyalım. Deniz kabuğunu parlak makyaj simiyle kaplayalım. Boşlukları sıvı krem göz farıyla dolduralım. Köpük kilden bir mercan yapalım ve kapağa yapıştıralım. Plastik bir balık ekleyelim. Boru temizleyiciler, deniz kabukları ve çakıllar yerleştirelim. Denizin dibi gibi görünmesini sağlayalım. Kapağın kenarlarına silikon uygulayalım ki su gibi görünsün. Bu bir sualtı yüz pudrası kabı. Bu mercan çok güzel. Yüzdükten sonra makyajımı yenilemem gerekli. Birisi yüzerek geliyor. Bu kötü deniz kızı. Deniz anasını kovalıyor. Kırık bir yüz pudrasını keselim ve kırılan parçaları çıkaralım. Kabın altını temizleyelim. Pudrayı parlak makyaj simiyle karıştıralım. Allık olarak biraz makyaj simi ekleyelim. İyice karıştıralım.
ve yaptığımız karışımları şerit şeklinde kaba koyalım. Tuvalet ispirtosu damlatalım. Pudra ve allığı iyice bastıralım. Kapağa silikon uygulayalım. Plastik bir topun yarısına pullar koyalım. Topu pudra kabının kapağına yerleştirelim. Ek yerlerini şeffaf oje ile kaplayalım. Ve parlak sim serpelim. Pudra kabının altına kurdeleler silikonlayalım. Deniz anası dokunaçları gibi görünmesini sağlayalım. Merhaba kardeşim. Ama kötü deniz kızı dost canlısı değil. Çok güzel bir pudra kabı var. Skor 1-1. Kötü deniz kızımız Kuzey Denizi'nden buraya yüzdü. Yanında ahtapot şeklinde dudak kremi getirdi. Boş bir dudak kremi kabını alalım. Dudak kremine farklı makyaj simleri ekleyelim. Mikrodalgada eritelim. Izgaralı kapağı ters çevirelim ve dudak kremine dökelim. Tamamen sertleşene kadar buzdolabında bekletelim. Polimer kilden ahtapot dokunaçları yapalım. Pembe toplara vantuz şekli verelim. Vantuzlara şekil verme aletiyle bastırıp oyuklar yapalım. Paketteki talimatlara uygun şekilde pişirelim. Dudak kreminin sertleşen yüzeyini kazıyıp bir göz yapalım. Siyah makyaj pigmentiyle dudak kremini eritip oyuğa dökelim. Dudak kremi kabını mora boyayalım ve şeffaf oje ile kaplayalım. Dudak kremini dokunaçlara yerleştirelim. Bu ahtapot dudak kremi dudaklarıma bakım yapacak. Dokunaçları çok şirin. Gerçek bir dost. İyi deniz kızının da sevimli bir evcil hayvanı var. Balık şeklinde bir ruj. Ruja uzun bir deniz kabuğu şekli verelim. Kürdanla detayları ekleyelim. Bir fırça kullanarak yüzeyine parlak makyaj simi uygulayalım. Tüp ve kapak arasına plastik bir bölme koyalım. Kabı yumuşak kile saralım. Yüzgeçli bir balık şekli yapalım. Bir kuyruk ekleyelim. Balık pulu olarak dekoratif pullar ekleyelim. Yüzgeçleri, kuyruğu ve başı parlak akrilikle boyayalım. Göz olarak parlak taş yerleştirelim. Kalemle detayları ekleyelim. Tuvalet ispirtosu kullanarak ruj tüpündeki deseni silelim. Balığıma bak kardeşim. İçinde bir deniz kabuğu var. Dudaklarımızı boyayalım. Ama kötü deniz kızının ahtapotu daha güzel. Kötü dudak kremi kazandı. Skor 2-1. Şimdi de fırçalara ihtiyacımız var. Hadi onları sudan çıkaralım. Uzun bir deniz kabuğuna eyeliner fırçası silikonlayalım. Kuru bir fırça ve parlak akrilik boya kullanarak kabuğu boyayalım. Parlak deniz kabuğundan yapılmış bir fırça mı? Çok etkileyici değil. Bu yengeci al seni çok bilmiş. Polimer kile yengeç kıskacı şekli verelim. Parçaları birleştirelim. Şekil verme aletiyle şekil verelim. Paketteki talimatlara uygun şekilde pişirelim. Altın rengi akrilikle gölgeler ekleyelim.
kıskaca noktalar yapalım. Bir eyeliner fırçası yerleştirelim. Ah! Kıskaçlarını kendine sakla. Görünüşe göre bu yengeç kıskacı makyaj için kullanılıyor. Hadi birbirimize makyaj yapalım. İyi deniz kızı için sarı. Ve kötü deniz kızı için de soğuk bir ton. Bu round berabere bitti. Yani bu makyaj savaşında herkes kazandı. Deniz kızı makyaj savaşımızı sevdiniz mi? Öyleyse en çok kimin makyaj malzemelerini sevdiniz yorumlara yazın. İyi deniz kızı ve sıcak tonları mı? Yoksa kötü deniz kızı ve soğuk renkleri mi? Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Trum Trum'daki yeni deniz kızı fikirlerini kaçırmazsınız.